Ay, koltuk davası böyle bir şey. Bak şimdi bak, böyle yapıyorum. Artık burada böyle hani restoranların girişinde duruyor ya, giriş sağdan. Şimdi ben de böyle duracağım. Şimdi Tolga Bey çok şanslı çünkü bugün yeni gelen koltuklarımıza ilk oturan sanatçı oldu. Evet, inşallah hayırlı uğurlu olur. Hemen şimdi Kemal abi, tabii burada neler oluyor diye bakıyorsunuz değil mi? Evet. Aa, bu koltuk biraz büyük olduğu için artık buradan böyle geçeceğim. Buradan geçerken de. Neler yapıyorsunuz? Sizle biraz sohbet edelim. Ondan sonra ben hemen tanımaya başlayayım kişileri. Evet, işte yeni albüm çıkardık. Arkadaşlarımız sayesinde, çalışan dostlarım sayesinde. Soner Babutsa'yla çıktık yola. Aa, ne güzel. Soner Türsoy, Babutsa'nın bir üyesi. O da İngiltere'de yaşıyor. İngiltere'de yaşıyor, evet. Ondan sonra Hüseyin Özelat'la tanıştık. Gamze Hanım var. Gamze Hanım, o da sanatçımız, büyük bir sanatçımız. Oradan da yola çıktık. İşte nereden kapılar aklınıza açıldı. Geldi? Sesiniz iyi miydi, güzel miydi yani ki? Sesim iyi yani. Genellikle bestelerimle ön plana çıkmışımdır. Ne burcusunuz? Yay. Yay. Bestelerimle ön plana çıkmışımdır. Bestelerimin üzerine daha çok yoğunlaşmak istemişimdir ama sesiniz de fena değil deyince ben dedim tamam, neden albüm çıkaralım. Fena değil diye, çok güzel değil mi ses? Güzel. Çok keyifli, eğlenceli yani böyle. Biraz alçak gönüllü olduğumu söyledi arkadaşlar böyle konuşunca, sağ olsunlar. İyi, peki, çok güzel. İlk defa bir İzdivaç programına geliyorsunuz, evet, değil mi? Evet, ilk defa. İyi, hadi neler olacak, hep beraber yaşayacağız. Sohbetlerimiz boyunca bize karışabilirsiniz, her şeyi söyleyebilirsiniz. Gayet rahat olun diyorum. Tamam. Tekrar hoş geldiniz dedikten sonra bak... Çok güzel söylemiş değil mi Tolga Bey? Gerçekten bir de böyle hepimizin gönlüne hitap eden bir ses tonunuz var. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim, çok herkes sağ olun. Çok beğendi değil mi? Ne güzel. Şehnaz ablayı ağlattı bu parça. Ne oldu Şehnaz abla? Ne geldi aklı? Şundan mı etkilendin? Hani hayatıma bir bak, ben yazmadım ki. Evet. Tabii hiç kimse kaderini kendi yazmıyor. Ama herkes kendi kaderini yaşıyor. Çok güzel değil mi? Hemen de ezberledik bak değil mi şarkılarını? Herkes eşlik ediyor içinden içinden. Görüyorum, çok güzel değil mi? Bak Fatoş abla da beğendiniz mi? Evet, albümde bütün sözler müzik bana ait. Helal olsun. Yalnız birilerini gömmüş fena. Hep şarkılarda farkında mısınız? Yola çıktım seni gömdüm. Geçmişe dönemem, seni orada bıraktım. Bir dahaki albümde çıkarız inşallah. Yani birilerini fena bir yere kapatmış. Bir dahaki albümde de yeni aşık oldum. Gördüm, iyi ki sevindim falan bir şeyler yaparsınız. İnşallah. Ama herkes çok beğendi. Ağzına sağlık. Hem de çok güzel. Teşekkür emek ederim. Verilmiş mi albüm belli yani. Evet. Bir sene... Kadının fendi, erkekleri yendi. Böyle bir şey. Tolga Çiçekçi kız çok güzel. Çok ruhumuza hitap ettin. Çok beyefendi, çok düzgün. Bence çok böyle, evet, çok beyefendi olduğu için çok çabuk onu bence şöyle, değil mi? Alkışlarımızla yükseltmek zorundayız. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sen bir şey söylemek ister misin? Tolga, yurt dışında yaşayan biri olarak var mikrofonun zaten Tolga. O da bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Evet, bu benim için büyük bir tecrübe oldu gerçekten. Çok bilgi insanlarla birlikte tanıştım burada. Telefon, konuş. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Hepimiz bilgili insanlarız ve gerçekten Türkiye'deki de sıkıntıları, durumları gördük. Ve benim için büyük bir tecrübe oldu. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel. Tolga Taş'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize renk kattı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese.